yani 5 sene önce Mark Grossman Uzak Doğu Enerji Danışmanı şu an. Obama'nın Nezle Deren'i önce Türkiye'ye geliyor. Düşünebiliyor musun abi? Bu Nezle Deren'de 33 derece mason, gökyüzü locasına kayıtlı ve aynı zamanda da ilk MTA Şube Müdürü, sonra MOBİ'le geçiyor. Petrol yoktur diye rapor veriyor. Bakın, sonra Amerikan firmasına danışman oluyor. Ölümüne bile Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi geliyor. Düşünün Türkiye'nin durumunu. Ama inşallah çok kısa zamanda yani bu hükümetimiz, biliyorsunuz İnebolu açıklarında gaz da petrol de var ve bulundu. Geleceğiniz çok yüksek. Şayet Türkiye tam bağımsız bir düzende yoluna yürürken bunları da, şu ülke içi problemler halledilirse bunları da düzelecek kanaatindeyiz diye düşünüyorum. Dada'nın geleceği çok güzel bana göre. Onun için Sayın Vekilimin uzun yıllar tecrübesi, bir sözünü hatırlıyorum mecliste. Her bilgiyi o zaman memur istedi, el altından verirdim işte yüzü burada. Bir gün çıktı dedi ki mecliste, gündem dışı böyle, eli de böyle. Arkadaş dedi ya, bir adam var dedi ya, ben de onu yapıyorum biraz. Bu adam devletin memuru dedi ya. Bir de dedi başbakan adına dedi, yurt dışında dedi, diplomatlık yapıyor. Bu adam doğru söylüyorsa gelin şunu arayın, yanlış söylüyorsa ya tutuklayın, sorgulayın kardeşim bu adamı dedi ya. Böyle bas bas bağıran tek kişiydi. Ben onun için de teşekkür ediyorum kendisine. O günden sonra da bir daha hiç kimse ne bağırdı. Dada'yı makus talihi devam ediyor. İnşallah bundan sonra el birliğiyle bu işleri daha kolay yoluna getireceğiz diye düşünüyoruz. Cumartesi gün biliyorsunuz oylama dediğimiz temayül var. Birinci açılan yerden su çıktı dedi. Ama nasıl böyle? Bir artezyen yapmış ki sel almış onu. İkinciden diyor gaz çıktı diyor, köyü boşalttılar diyor. Ya niye boşalttınız diyor, zehirler dediler diyor. Sonra anladık ki diyor Murtar'ın oğlu. Gaz çıkınca petrol çıkacakmış arkadan. Onun işaretidir gaz. Biliyorsunuz onun üstünde. Öbüründen çok özür dilerim. İşte şöyle kahverengi. Çok kaba tabiriyle ama bok gibi. Hani bu diyor aktı diyor, böyle yayıldı oraya diyor ama köyü boşalttılar o. Sonra da o gece diye etleştirildi. Koyunlar, kuzular böyle. Hepsi içildi diyor. Bir daha bizi ne oraya soktular diyor, ne bir şey diyor. Sonrasında diyor hiç kimse ilgilenmedi. Ekip orada 3-4 gün kalmış. Betonu basmışlar üstüne. Ve bu şekilde. Bir de Ballıdağ'a çıkarken çeşmenin üstünde bir tane daha arazi var. Şimdi çıktım ama bulamadım. Oralar dolaştım. Onu da buldum. Çeşmenin arkasına işaret koymuş. Elimde. İşareti buldum. Öper var ya. Ha, onun için uzatmayalım. Ve bu vardı. Fakat maalesef bu bir gerçektir. Ben bunu Mehmet Fevzi abiden de dinledim. 80 yılında petrol var Kastamonu'da. 12 kuyu açıldı, kapattı bu gavurlar. 95 yılında Rusya'da, bak 15 sene sonra Rusya'da petrol konsorsiyumunda uydudan buldum. Geldiler, bu biz bunu böyle dedikten 3 gün sonra Amerikan Büyükelçisi Mark Grossman geldi buraya. Yanında Necdet Egaram, MTA Şube Müdürü. Niye geldiniz diye gazetecilere sordurttum. Dedi ki etli ekmekle sarımsağı araştırıyoruz demişler.